İyi akşamlar Kozal Günlük Grafik. Geçen hafta tam zannediyorum 8-9'unda mı bir video yapmıştım? Yok, 10'unda yapmışım. Şurada 8 ortalamadan kopuktu o. Videoda anlattım yani 8 ortalamadan. Böyle çok kopamazsınız arkadaşlar. Çok o marj açıldığı zaman 8 ile günlük fiyat mum arasındaki marj açıldığı zaman bir miktar satıcı gelir. Bu normal yani 8 ortalamayla. Kısa vadede buluşur fiyatlar. Atıyorum 5 gün gider, 10 gün gider, 13 gün gider maksimum. Ondan sonra bir yerde buluşur. Kozal'da da o oldu. Yani negatif bir şey olmadı. 8 ortalamanın hatta biraz altına sarkan bir kapanış da var burada ama. Tekrar üstünde kaldı. 150 civarlarındaki o direnç bölgesi hattına geldiğinde de satılmış oldu. Negatif bir şey yok, önce onu söyleyeyim. Hala pozitif momentumunu koruyor. Korumaya çalışıyor Kozal. Kısa vade için 134 civarları kırılmaya başlarsa biraz daha belki sekteye uğratabilir. Kısa vadeciler için konuşuyorum ama genel itibariyle bakın burada 120, 132'de 20 ortalama var. Hani bir sarkma olursa burası da takip edilebilir. Bu seçenek meselesi. Hani sen olsan derseniz ben 132'yi takip ederim bu tür bir akımda. 132'nin altına girmedikçe yukarı yönlü potansiyeli devam eder kısa vadede. Tabi burada 150 lirayı da izliyor oluruz yukarıda. 150 geçilmedikçe artık aslında 155, orası 150 de değil tam da 155'in üstüne. Ama yine de 150 en son kapanışı yaptığı alan. Şurada gördüğünüz gibi 16 Aralık'ta. Yani bu fiyatlamayı arayacağız. Buranın üstüne bir hareket. Çok da yakın, çok uzak değil yani. Yüzdesi olarak biraz uzak gelebilir kimilerine ama yani değil öyle. %7'ler, 8'ler, 6'lar, 10'lar. Hatta %20'ler yeri geliyor, bir çırpıda geçiliyor. 2 günde, 3 günde geçiliyor. Dolayısıyla o potansiyelin dediğim gibi kısa vadede hala koruduğunu görüyoruz. Benim için 132 bozulmadıkça, ama çok böyle sıkıntılıysanız 134 civarına bakabilirsiniz. 2 lira çok fark ediyorsa bu alan bozulmadıkça da devam etme ihtimali her zaman daha yüksektir. Bir miktar duruldu. Yani burada tabii fiyatlar biraz geri çekildi. Altın fiyatları falan. Koza bir önceki videoda daha detaylı anlatmıştım. Yani borsa böyledir. Bir emtia gider. O emtiayı satan, Kozal gibi madenciliğini yapan veya işte aracılığını yapan firmalar, yani yağ gitti. İşte yağ fiyatları dedi. Bir haber çıktı. Millet yağ hücumu. Kim gitti? Ekiz gitti. Borsa zaten benim bildiğim bir tane yağcı var. Başka var mı bilmiyorum. Belki vardır ama ben Ekiz'i biliyorum. Onlar da zeytinyağı mı satıyordu acaba? Zeytinyağı diye hatırlıyorum. O millet oraya yüklendi. Yani insan davranışı böyledir. Hani ben çünkü buradan çıkıp altın almam. T artı 2 var. Hadi diyelim ben onu kredi olarak alsam bankadan falan filan, yani daha karmaşık bir durum. Onun yerine buraya gelir. Yani neticede hani bir miktar altının düzeltmesi, Kozal'da da zaten hani düzeltmeye hazır bir şey vardı. Altının da grafiği böyle. 8 ortalamadan çok koptu falan. 2070'i gördük bir gece. 2074 müydü? Bir akşam oradan biliyorsunuz ertesi günde saldı. Yine benzer bir grafik potansiyelinde hala koruyan bir grafik olduğunu söylemek lazım o açıdan. Tabii biraz daha alıcılar 2 gündür, 3 gündür en azından işleme girenler biraz daha canlanmış görünen kadarıyla. 59 RSI, tabii RSI de böyledir. Aynı üstel 8 gibi çok açılırsa kendi ortalamasından çekmez yani. Olmaz o fiyat. Anomali oluşması lazım yani açıkçası. Ya bir haber olacak, çok kuvvetli bir şey olacak falan, öyle gider. Çoğunlukla bu kadar makas açıklığı ertesi günlerde. Çünkü bakın burada kırmızı da 150'de, yani şimdi biz kapanmış mı görüyoruz tabi de. RSI mesela o gün içinde 73-75 civarlarına gelmiştir. İşte RSI'nin ortalaması baktığınız zaman şöyle bir görelim kaçmış o gün. Yani bakın bunları ben geçmişe dönük gösteriyorum ama bilginiz olsun diye. Yani trade, kısa vade trade ediyorsanız. Mesela RSI'nin ortalaması o gün 54-55'tedir. Ama 20 puan çok yüksek. Yani o aradaki çok kuvvetli bir akıma işaret ediyor ama bu şu demek oluyor. Aynı zamanda bu akım çabuk kar satışına uğrayabilir demek oluyor. Şu anda hala 60'ta RSI. O da gayet güzel bir görünümde, kötü bir görünümde değil. Onu dolayısıyla hani buradan sonra tekrar özellikle 144-145'lerin üstüne kapanış alırsak 150-155 bandını izliyor oluruz. Üstüne giden bir fiyatlamada ben daha önce 177 olarak çizmiştim ama onu bir güncellemem lazım aslında. 177 lira civarları devamında bir direnç olabilir. Tabii bir hedef de olabilir piyasa tarafından. Yine de bir bakalım ona da.
Yani bu dolar bazlı kozal grafiği o tam tersini söylüyor tabii. Grafikleri dolar bazlı bakınca çok üzücü yani Borsa İstanbul'un dolar bazlı grafiği. Yani pek çok senet hep kayıpta. Değişen bir şey yok. Burada bakın 20-21 dolarlar var. 20, 2021 Şubat'ında geçen sene. İşte bu grafik şu gördüğünüz tepe yabancıların girdiği tepe. Yani işte yabancılar can damarı bizim borsanın. Oradan beri de tabii şeyde TL de gücünü kaybetti. Borsada yabancı bazında gücünü kaybetti. Grafik orada negatif. Burada 10,7 200 ortalama gördüğünüz gibi ve son tepesi de aynı zamanda 11 civarlarında dolar tepesi de. Dolayısıyla 11 dolar ne yapıyor? İşte 15'ten hesaplasanız 165 yapıyor. Bu alana odaklanılabilir üstünde. 12,2'ye odaklanabilir. Eğer yani bu kırılımı yapabilirse buradaki 13,5'a kadar olan bu direnç seviyelerini izleriz. Geçiliyorsa yeni bir hikaye tabii. Bunların dışında anlatılabilecek başka bir şey zannediyorum yok. Evet. Herkese iyi akşamlar.